Benim 4 çocuğum var. 2 tanesi 4. sınıfa gidecek Allah'ın izniyle bu sene. Bir tanesi 7. sınıf. Bir tanesi de açıktan okutacağız. Okutamıyoruz işin açıkçası. Okullar açıldı. Çocuklarımız okula gitti. Zaten masraflar çoktur. Kırtasiye ürünlerini daha tamamlayamadık. Devletin verdiği kitaplar iyi, güzel ama işte öğretmenler yetersiz diyor. Bu sefer ek kaynak istiyorlar. Bu da bize fazladan bir masraf, gücümüzü aşan bir masraftır bu. 4. sınıflara her bir öğrenci için 110 lira set parası istediler. Biz burada eğitimcileri zan altında bırakmayalım yani. Onlar da diyor ki devletin verdiği kitaplar yetersizdir. O yüzden biz kaynak kitap istiyoruz. Bu da bizi aşıyor, bütçemizi aşıyor. Her bir çocuk mesela 4. sınıflar için 110, 110, 210 lira. 7. sınıfa giden Türkçe öğretmeni ayrı istemiş, matematik ayrı istemiş, fendir, sosyaldır her biri 50, 60, 35, 40 böyle 4-5 çocuğu olan her bir vatandaş nasıl bu masrafı karşılasın? Bunlar sadece kaynak içindir. Bunun kırtasiyesi var, bunun yani bilmiyorum yani ekstra masraflar çoktur. Bu daha okulun ilk günleridir bunlar çıktı. Devletten istediğimiz ya verdiği bu kitapları eğitimcilerin, öğretmenlerin istediği bir şekilde, içi dolu bir şekilde olsun. Yani eğitime tam eğitim verecek bir kapasitede olsun ya da bu kitapları kaldırsınlar. Devlet bu kadar masraf yapıyor, bu kadar müfredat kitap basıyor. Bunların hepsi ya çöpe ya geri dönüşüme gidiyor. Yani çocuklar bunları yük olarak sırtlarında sadece taşıyorlar. Başka bir işe yaramıyor. Yani bu kadar masraf devletin bütçesine bu kadar bindiriliyor. Madem ki bu kitaplardan eğitim verilmeyecek, kaldırılsınlar bu kitaplar. Velilere kaynak kitap desteği verilsin. 3 tane öğrencim var. Biri 1. sınıf, biri 5. sınıf, bir de lise. 1. sınıfınkini 100 lira istiyor ilk haftada ve daha okumayı bilmiyor çocuk. Okuma yazmayı bilmiyor. Ek kaynak istiyor. 100 lira. Yazık günahdır millete ya. Bunlar yani herkesin gücü yok onu kaldırmaya. Ortaokuldakiler her derse 35 lira istiyor. Daha liseki başlamadı artık. Onlar ne kadar istiyor bilmiyoruz. Devlet kitap veriyor. Onların verdiği kitaplar işe yaramıyormuş. Ek kaynak alacaklarmış. Onlar işe yarıyormuş. O zaman devlet niye veriyor bunları? Devlet niye yardım ediyor bunlara? Devletten istediğimiz tek şey yani bu ek kaynaklarda yardımcı olmaları ve bunları yani millete yük yapamaları. Ya öğretmenler istedikleri şekilde kaynak çıkarsınlar onlara, kitaplarını ona göre yapsınlar. Ya da o ek derslerden mesela devlet karşılasın. Okullar açıldı. Öğrenciler geçen sene koronavirüsten dolayı bu sene biraz eski dersler de bir üstte bitti. Öğrenciler herhangi bir eğitim de almadılar. Bu eğitimden dolayı şu anda hem okulun verdiği kitapları hocalar yetersiz olarak görüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği kitapları.
Onları yetersiz gördükleri için ek kaynak kitaplar istiyorlar, yardımcı kitap dediğimiz. Mesela benim bir tane kız kardeşim var, küçük, o ilkokula gidiyor. Mesela ona ek olarak 50 lira bir ücret istediler ek yardımcı kitap için. Benim de 3 tane kardeşim ayrıca lise okuyor. Bunlara hesapladığımızda lise kitaplarının fiyatı bir kitap dahi 20, 25, 30 lira paradır. Bu da hesaplıyoruz, kitap başına, ders başına 250 lira bir para yapıyor. 250 liradan aşağı bir kitap, 250 lira oluyor. Bu 3 kişiyi hesapladığımızda bu bir aileyi ekonomik olarak dar bir sıkıntıda bırakıyor. Okulun verdiği kaynaklar da var. Her iki kaynak arasında öğrenci bu sefer kalıyor. Acaba milli eğitime mi çalışayım? Milli eğitimi verdiği ders kitaplarına mı çalışayım? Yoksa hocanın önerdiği kaynak kitaplara mı bakayım? Diye bir düşünce geliyor öğrenciye. Tabi bu da milli eğitimin bunun düzelmesi lazım. Çünkü o kitapları dar gelirli ailelerin yükünü hafifletmek için veriyorlar. Ama baktığımız zaman hocalar kaynak kitaplar istiyorlar. Bu sefer yardımcı kitaplar da aileye ek bir külfet oluyor. Milli eğitimin de öğretmenlerin de görüşlerini alarak, onların da baz alarak, öğretmenleri de baz alarak onların istediği bir tarza veya genel olarak Türkiye geneli bir düzenleme yapılması öğretmenlerle daha iyi bir seviyeye getirilebilir. Milli eğitimin kitapları düzenli olsa, bu müfredata göre tam uyumlu, hocaların isteğine göre bir içerik olursa bu sefer ek kaynağa gerek kalmıyor. Bu sefer mağduriyet de ortadan kalkmış olur. Yıllardır milli eğitim okullarda, ilkokullarda, ortaokullar, liselerde ücretsiz kitaplar dağıtıyor. Bu güzel bir uygulama. Ancak veriler olarak elbette Milli Eğitim Bakanlığı'na verilen, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen kitaplar güzel. Ancak öğretmenlerin ekstradan, yani yardımcı ek kitap olarak kitap istemeleri bu veriler olarak aklımıza şu soruyu getiriyor. Acaba Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen kitapların içeriği yani yetersiz mi? Bu kitaplar şayet yetersiz olmasaydı, yani yeterli olsaydı, o zaman öğretmenler neden ekstradan bir kitap istiyorlar? Ek yardımcı olarak kitaplar istiyorlar. İler olarak biz hem ekonomik anlamda hem de öğrencilerimize verilen eğitimlerinin daha sağlıklı olmasını istediğimizden dolayı ya Milli Eğitim tarafından verilen kitapların içeriği zenginleştirilsin ya da ek olarak yardımcı kitap istenmesin. Madem ki isteniliyor, o zaman ücretsiz bir şekilde dağıtılsın ki öğrencilerimiz daha iyi bir şekilde faydalansın. Her dönem öğrencilerden istenen kitabın maliyetleri de yüksektir. Her kitap, işte kitap başına, bizden istenen kitap başına en az 30-40 lira. Toplamda istenen kitap fiyatına baktığımız zaman 200-300 lirayı buluyor. Bu da dar gelirli aileleri maalesef zor durumlara bakıyor ekonomik olarak. Bunun kısa bir süre içerisinde düzeltilmesi ve bu sorunun ortadan kalkmasını istiyoruz.